Ben zayıf biriyim. Başkalarına da muhtacım. Kendimle kalınca çok çaresiz hissediyorum. Sevilmezsem mutsuz olurum. Sanırım olabilecek en kötü şey terk edilmek. Ben zaten asla kendi başıma karar veremem ki. Başkaları gibi sorunlarımla baş edemem. Evet efendim. İleri derecede bağımlı, uysal ve boyun eğen kişiler. Yani bağımlı kişilik bozukluğu diyoruz bu hafta. Arkadaşları onun hakkında eli açık, bazen de gereksiz yere özür dileyen şeklinde düşünür. Çaresiz olmak, uyum göstermek ve boyun eğme en iyi öğrendikleri şeylerdir. Ayrıca kolay kandırılıyorlar ve diğer insanlar bağımlı kişilik bozukluğu olanlardan çok daha çıkar sağlayabilirler. Değerli misafirlerim, bu kişilerin kendi sorumlulukları başkalarınınkinden sonra gelir. Özellikle de kendileriyle ilgili kararları başkalarının almasını isterler. Bu kişiler sömürüye dayalı ilişkiye katlanabilirler. Maalesef kendilerine güvenleri yok. Tek başına kalamazlar bir kere. Bu kişilerin mutlaka çözülmemiş bir ayrılma konuları mevcut. Aslında bağımlılık durumu duyulan agresyona karşı bir savunma. Başkaları onu reddetmesin diye görüş farklılıklarını dile getirmez. Başkalarıyla olan ilişkilerinde kabullenici ve yatıştırıcıdırlar. İlgi çekmek onlara göre değil. Arkadaşları onun hakkında eli açık, bazen de gereksiz yere özür dileyen şeklinde düşünür. Hatta aşırı içten davranıp yumuşak başlı olmaları ile dikkat çekerler. Özellikle de stresli olduklarında çaresizlik belirtileri ve yapışkan tutumlarını sergilerler. Duygu durumları da depresiftir. Öz eleştiriden yoksundurlar. Her şeyin iyi yanlarını görme eğilimleri var. Çekici olmadıklarını düşünüp kendilerini diğer insanlardan hep aşağıda görürler. Başarısızlıklarını büyütürler. Ayrıca bağımlı kişilerin savunmalarında inkar mekanizması egemen. Genellikle Pollyanna niteliğinde düşünür ki burada çok nettir inkar. Gerginlikleri yumuşatmak için genelde hazır haldedirler. Dolayısıyla aşırı tatlı dillidirler. Problemli olayları da gizlerler. Bu kişiler için başlıca sorun destek alacakları gücü bulamamaları ve kendilerini beceriksiz olarak görmeleridir. Bu yüzden gereksinimlerini sağlayacak güçten de yoksundurlar. O yetiler bende yok, başkasında var. Öyleyse benim hayatımın sorumluluklarını başkası halledebilir şeklinde düşünebilirler. Çaresiz olmak, uyum göstermek ve boyun eğme en iyi öğrendikleri şeylerdir. İlişkilerinde ise ayrılığın hemen ardından başka birinin varlığına ihtiyaç duyarlar. Genellikle boş kalamazlar zaten. Hayatlarında her daim birisi var. Kendilerine olan güvensizlikleri ilişkilerinde de ortaya çıkıyor. Birlikte oldukları kişilerin yetersizlikleriyle bütünleşirler. Böylece kendilerinin yetersiz oldukları düşüncesinin yarattığı kaygıdan da uzaklaşmış olurlar. Beraber oldukları kişilere güçlü, yararlı ve yeterlilik duygusunu çok iyi yaşatırlar. Narsistik kişilik bozukluğu ile oldukça uyumludurlar bu kişiler. Çünkü diğer bireyin isteklerine hizmet ediyor. Dengesiz ve çarpıktır ilişkileri. Ayrıca çok acıdır ki bağımlı kişiler olağan dışı özveride bulunabilir, sözel, fiziksel, cinsel kötüye kullanıma da katlanabilirler maalesef. Burada olağan dışı bir bağımlılıktan söz ediyorum. Yapışkan bir yapı ve rahatsızlık uyandıracak düzey. Ayrıca kolay kandırılıyorlar ve diğer insanlar bağımlı kişilik bozukluğu olanlardan çok daha çıkar sağlayabilirler. Ya hep ya hiç şeklinde düşündükleri için ya tam başarılıdırlar ya da başarısız. Bolca öğüt alacakları hayatı isterler. Ne giyeceğim, ne yapacağım? Çoğu hayır diyemez mesela. Peki ne oldu da böyle bir rahatsızlık gelişti? Değerli misafirlerim, kronik fiziksel bir hastalık, ayrılma kaygısı yaşamış olma ya da çocuklukta anne babayı kaybetmiş olma durumları yatkınlaştırıcı nedenlerden birkaçı. Genetik bir aktarım da olabilir ya da hayatı değiştiren bir olay. Çocukluk dönemi taciz, sevilen birinin ölümü, travmatik aile hayatı, beyin kimyasındaki farklılıklar gibi birçok nedenin olduğu düşünülmekte. Kendileri
farkında olmadıkları için, hastalıkları için tedavi arayışında olmazlar. Yine başkalarının farkındalığı ile bizlere gelirler. Normal hayata devam edebilmeleri için tedaviye yanaşmazlar. Kabullenmezler ki. Psikoterapi, tedavi de şart. Aşırı ataklar varsa psikiyatri tarafından ilaç ile kontrol edilmelidir bu kişiler. Terapide düşünce hataları onarılır, başa çıkma kaynakları zenginleştirilir, kişiler arası ilişki becerileri geliştirilmesi amaçlanır. Tedavi edilmeyen tüm kişilik bozuklukları kötüye doğru ilerler. Hatta alkol ve uyuşturucu kullanımları da sık görülür. Şiddet meyli yine görülen kötüye giden özelliklerindendir. Farkındalığınızın ve sağlıklı günlerinizin bol olması temennimle.